Merhaba arkadaşlar, Tinkercad ile Arduino projelerimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz ilk projemiz LED yapma projesiydi. Şimdi ikinci projemize devam edeceğiz. İkinci projemiz ise bir trafik lambası uygulaması yapmak olacak. Yine Tinkercad devreleri kullanarak. Hemen yeni devre oluştur diyerek devre oluşturma sayfamızı açıyorum. Projemizin adını yazarak başlayalım. Trafik lambası. Evet, projemize başlamadan önce biliyorsunuz trafik lambasında 3 tane ışığımız var. Kırmızı, sarı ve yeşil. Biz yine 3 tane bu renklerde LED kullanacağız. Her bir LED için bir tane direnç kullanacağız ve Arduino Uno kartımızla birlikte tabii ki devre tahtamızı da kullanacağız burada projemizde. Trafik lambası projesi için İlk önce kırmızı ışığı yakacağız. Kırmızı ışık 8 saniye boyunca tek başına yanacak. Ardından 2 saniye kırmızıyla birlikte sarı ışık yanacak. Ve devamında da 5 saniye boyunca sadece yeşil ışık yanacak projemizi bitirdiğimiz zaman. Şimdi gelin devremizi oluşturarak başlayalım. İlk önce hemen devre elemanlarımızı alıyoruz. Bir tane Arduino Uno, bir tane devre tahtası. Devre tahtamızı bu projemizde ışıklarımız yukarıdan aşağı doğru dizileceği için yatay değil dikey konumda kullanacağız. O yüzden şuradan devre tahtamızı dikey konuma getiriyorum. Şimdi 3 tane LED kullanacağız. Kırmızı, sarı ve yeşil. İlk önce kırmızı LED'imizi alıyoruz. Şuraya en üste bu şekilde bırakıyorum. Sol bacağı boşta, sağ bacağı da burada. Hemen LED'imize bir tane direnç bağlayacağız. Şöyle yanına bu şekilde bırakıyorum direncimi. İkinci LED'imizi de direncimizin bittiği yerin şöyle bir tane boş bırakarak iki delik aşağısına taktım. Bu şekilde. Rengimizi sarı olarak ayarlıyoruz bunu. İkinci LED'imizi sarı yaptık. Hemen ona da bir direnç bağlayacağım. Bu şekilde. Üçüncü LED'imizi alıyoruz. Onun da rengini yeşil olarak ayarlıyoruz. Kırmızı, sarı, yeşil. Ona da bir direnç bağladım. Evet. Şimdi Arduino kartımıza bağlamak kaldı. Arduino'ya LED'lerimizin kısa bacaklarını biliyoruz. GND'ye bağlıyoruz. Daha önceki etkinliğimizde söylemiştik. Biz 3 tane LED için bağlantı yapacağımız için işimizi daha kısa yoldan halletmek için şuradaki GND girişinden devre tahtamızın eksiği temsil eden sütununa bir tane kablo çekerek bu sütunu boydan boya GND girişi olarak tanımlayabiliyoruz. Bu projede bu şekilde yapacağız GND bağlantımızı. Hemen GND girişinden şöyle bir kablo çekiyorum. En üstteki eksi girişine. Bunun rengini siyah olarak ayarlıyorum. Artık bu sütun tamamıyla GND girişi olarak kullanılacak. Yani LED'lerimizin kısa bacaklarından alacağımız bağlantıları Arduino kartımıza bağlamak yerine buraya bağlayacağız. Şimdi en üstteki kırmızı LED'imizin kısa bacağından ilk kablomu GND'nin temsil ettiği eksi kutbunu eksiyi temsil eden GND girişine bağladım. Aynı işlemi sarı için yapıyorum. Yine buradaki herhangi bir girişe bağlayabiliriz. Ve yeşil için de aynı işlemi yaptık. Evet. LED'lerimizin kısa bacaklarını bu şekilde GND girişlerine bağlamış olduk. Şimdi LED'in artı kutbunu temsil eden uzun bacağını ne yapmak kaldı geriye? Dijital girişlere bağlamak kaldı. Onu da en üsttekinden başlayarak yapıyoruz. Şuradan ya da sol taraftan da alabiliriz, sağ taraftan da alabiliriz. Şurada sol taraftan alalım daha kısa yoldan.
Dijital 2 pinine bir kablo çektim kırmızı için. Kırmızının bağlantısı olduğu için bunu kırmızı olarak ayarladım rengini. Şimdi sarı ledimizin uzun bacağından bu sefer dijital 4 pinine bir kablo çekiyorum. Bunun rengini de sarı yaptım. Son olarak yeşil ledimizin artı bacağından dijital 6 pinimize bir kablo çektik. Bunu da yeşil olarak ayarladım rengini. Evet, bağlantımız hazır. Şimdi ne yaptık? 3 tane led aldık. Kırmızı, sarı ve yeşil. Bunlara artı bacaklarına birer tane direnç bağladık ledlerimizi korumak için. Ve ledlerimizin kısa bacaklarından Arduino'muzun GND girişinden çektiğimiz eksiği temsil eden GND girişinden çektiğimiz kablonun hizasına artık buralar GND oldu. Buraya bir tane GND'den kablo çektiğimiz için buralara ledlerimizin kısa bacaklarından birer tane kablo çektik. Bunları da siyah renk olarak ayarladım. Ve son olarak ledlerimizin artı bacaklarını temsil eden direncin boşta kalan bacağın hizasından kablolarımızı dijital 2, kırmızı için dijital 2'ye, sarı için dijital 4'e ve yeşil için de dijital 6'ya bağlantımızı yaptık. Şimdi projemizi kodlamak kaldı geriye. Hemen kod sekmesine tıkladım. Şurada hazır olarak gelen kodu sildim. Blok artı metin yapalım. Hem blok hem metin halini görelim. Şimdi ne demiştik? Kırmızı ışığımız 8 saniye boyunca tek başına yanacak. Hemen onu ilk önce sağlayalım. Kırmızı ledimiz 2 numaralı pine takılı. O yüzden dijital 2'yi yüksek yaptık. Dijital 4 ve dijital 6'yı, yani sarı ve yeşil pinleri de temsil eden pinleri de düşük olarak ayarlayacağız. Evet, sarı ve yeşil sönük, kırmızı yanıyor şu anda. Ne kadar yanacak? 8 saniye. O yüzden ekleme süremizi kontrolden 8 saniye olarak ayarladım. Şimdi bu kodların yine aynılarına benzerlerini alacağımız için şuradan en üstteki kodun üzerine faremizi getirip sağ tıklayarak çoğalt dersek bu 4 bloğu da çoğaltabiliriz pratik bir şekilde. Şimdi bunları da buraya taktık. Tabii ki değişiklik yapacağız. Neyi değiştireceğiz? Şimdi 8 saniye boyunca kırmızı ışık yanıyordu. 2 saniye boyunca kırmızı ve sarı birlikte yanacak. O yüzden dijital 4'ü de yüksek ayarlıyorum dijital 2 ile birlikte. Dijital 6 yine alçak olarak kalıyor. Süremiz ne olacak? 2 saniye. Toplamda 10 saniye etti. Kırmızının yandı. Son 2 saniyesini sarıyla birlikte yanıyor. Şimdi tekrar şuradan çoğaltayım. 5 saniye boyunca yeşil yanacak. O yüzden dijital 2'yi ve dijital 4'ü alçak olarak ayarlıyorum. Dijital 6'yı da yüksek olarak ayarlıyorum. Süremi de 5 saniye olarak ayarlıyorum. Evet, kodlarımız da hazır. Şimdi projemizi simülasyonu başlat diyerek kontrol edeceğiz. Simülasyonu başlat diyorum. Projem başlıyor. Evet, bakın kırmızı ışık yanıyor. Süreyi de buradan kontrol edebiliriz. 8 saniyeden sonra sarıyla birlikte yanması lazım. Evet, ikisi birlikte yandı 2 saniye. Ardından ikisi de söndü. Ve 15 saniyeye kadar yeşil tek başına yandı. Ve projemiz doğru bir şekilde çalıştığını gördük. Tabi sürekli olarak aynı işlemi biz simülasyonu durdur diyene kadar çalıştırmaya devam edecek. Evet arkadaşlar, bugünkü Tinkercad ile Arduino projemizde trafik lambası uygulaması yaptık. Bugünkü projemiz bu şekildeydi. Sonraki projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.